Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Hemen videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan hisse almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bugün yabancıların deli gibi topladığı, yabancıların çok alım yaptığı hisseleri sizlerle paylaşacağız. Yani haftalık, aylık alım yaptığı hisseler. Yani bu hisseler çok önemli hisseler. Zaten bu hisseleri ben kendim de şahsen beğendiğim hisseler. Tekniğini, temelini beğendiğim hisseler. İlk hissemiz bakın burada Ereğli. Yani listenin başında Ereğli var sevgili dostlar. Şimdi biz Ereğli'nin devamlı tekniğini, temelini yapıyoruz. Ve Ereğli bir haftadır ve aşağı yukarı bir aydır toplanan bir hisse arkadaşlar. Süper bir bilanço geldi biliyorsunuz. Ereğli'nin bilançosu süper geldi. Ve Ereğli'yi biz zaten beğeniyoruz. Bakın Ereğli'nin bilançoya bakalım. Son 10 bilançoya bakalım. Fintables'ten bakalım. Bakın burada son 10 bilanço. Bakın nasıl yukarı doğru gidiyor. Son bilanço mükemmel geldi. Ve Ereğli'nin öz sermaye karı yani öz kaynak karlılığı son bir senede bakın %4'ten %27'ye çıkmış durumda. Yani bu mükemmel bir kar. Ve net kar marjı %7'den %27 yani enflasyonun bayağı yükseğine çıkan ve PD'si çok uygun olan PD ve FD ve fayı da çok uygun olan bir şirketimiz. Temettü veren bir şirket. Yani yabancının hiçbir zaman arkadaşlar boş hisseye yabancı hiçbir zaman eğilim ve alım göstermez. Yani biz burada ne demiştik Ereğli için? Ereğli 16'ya düştüğü zaman ne demiştik? Ereğli yükselecek arkadaşlar. Ereğli eninde sonunda yükselecek. 16'ya düşürdüler, tekrar 20'ye vurdular. Sonra bir daha 19'a aldılar. Çok iyi bilanço geldi. Bilançoyu fiyatladılar. Sonra bir daha aldılar aşağı 19'a. 18'e kadar aldılar hatta. Bu Ereğli hocam ne diyor? Ve Ereğli sonra bir daha 21 yaptı. Yani bu Ereğli arkadaşlar yerinde durmayacak. Alan arkadaşlarımız buradan alabilir. Çıktıktan sonra alabilir. Her türlü. Ve bakın yabancıların da aşırı eğilim gösterdi. Aldığı hisseler. Şimdi ikinci hissemizde benim de beğendiğim, çok beğendiğim Şişecam hala da yükselişte. Hala da bence Şişecam'ın buralar daha da ucuz ama belki buralara duraksayacak. Bakın deli deli bir şekilde Şişecam alınıyor. Yani Şişecam'ın da temeline baktığımız zaman tekniklere girmeyeceğim arkadaşlar. Temellerden gideceğim. Çünkü tekniklere girersek program bitmez. Siz de sıkılırsınız. Şimdi bu hisseleri biz zaten verdik. Bakın 11 liraya kadar çıktı Şişecam. Burada mı kalacak? Tabii ki kalmayacak. Doların yükseldiği ortamda Şişecam da güçlü bilançosuyla, güçlü yatırımlarıyla bu 11 liranın da üstüne çıkacak. Ama ne zaman çıkar? Bilemem arkadaşlar. Geri çekilme olabilir. 10'a kadar düşebilir. Oradan yukarı doğru gidebilir. Yani bu hissenin buralara duracağını hiç düşünmüyorum. Bakın PD'si 1.28 çok ucuz. Ucuzun da ucuzu. Bakın burada sermaye karlılığını 2020'de %10'dan şu anda %19'a çıkarmış. Sadece burada net kar marjını biraz bakın 2020'de bir senede %2'den bakın burada %19'a çıkarmış. Yani şu anda büyümesiyle ve dünyada da ikinci bir biliyorsun dünyada dördüncü cam sektöründe Şişecam. Ben hala daha ucuz diyorum arkadaşlar. Ben hala daha ucuz diyorum. Yani buralarda maliyetli arkadaşlar olacaktır. Ama 6 ay bekletir. Ama 1 sene bekletir. Ama güzel bir temettü hissesidir. Ve yabancıların da topladığı bir şirkettir. Turkcell. Evet Turkcell. Üçüncü hissem de Turkcell arkadaşlar. Turkcell'i biz çok verdik. Bunu alan arkadaşlarımız. Ben bununla ilgili portföy listesi yapacağım. Bir tane yaptım bugün. Attım. Ama hayriyetten benim çok eskiden yaptığım listeler var. Petkim, Ereğli, Turkcell, TAV. Yani bunları sizlerle paylaşacağım yine. Ama şurada bakın yabancıların da çok topladığı, deli gibi topladığı bir Turkcell var. Turkcell'in de ben buralar hala daha ucuz diyorum. Hala daha ucuz seviyelerinde Turkcell. Bakın Turkcell alım için. Tabii ki ben kendi portföyümde var arkadaşlar. Size ben burada önermiyorum. Çünkü ben burada yatırım tavsiyesi değil. Burada biz kendimiz şahsi görüşümüz sizlerle paylaşıyoruz. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Bakın çeyreğe ne kadar artmış görüyor musunuz arkadaşlar? Nereden nereye geldi? Bakın geçen sene 2020'nin 9. bilançosunda yani 3. ayın 3. bilançosu 7 milyar 450'den şu anda 9 milyar çıkarmış. Yani bir senede
2 milyar nereden baksanız 1,5 milyar üstüne koymuş. Ve öz sermaye karlılığı nereye mi gelmiş? Bakın 2020'de %19'dan %23'ü çıkarmış. Net kar marjında %12'den %15'i çıkarmış. Yani bu şirket büyümeyecek de hangisi büyüyecek? Ve PD'sine baktığımızda 1.81 çok uygun. Ve FD fayı 3.59. Hisse başına kadar 2.25. Yani bu hissede temettü veren bir şirket. Yani şu anda hala daha ucuz. Ben Turkcell'in yani benim şahsi fikrimi 20'lerin üstüne de atacağını düşünüyorum. Ve buralarda kalacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Ya yabancı da zaten düşünmemiş. Ve dördüncü isim Saul. Saul ile ilgili çok video yaptık arkadaşlar. 10 lira da verdik, 9 lira da verdik, 12 lira da verdik. Bazı arkadaşlar, tabi ben bu eleştiri her zaman alacağım arkadaşlar. Yorumlu açığım zaten. Hocam 12 liraya çıkmış. Çok yüksek seviyeleri. Yani artık buradan sonra döner. Diyenleri de duydum arkadaşlar. Saul şu anda hala da bedava. Ve bedava olduğunu bakın yabancı da biliyor. Yabancı bizden çok daha iyi biliyor bedava olduğunu. Yani Saul buralarda kalmayacak. Nasıl Koç Holding? Holding şirketleri her zaman gitmez diyorlar değil mi? Bu sene gidecek arkadaşlar Holding. Artık bir senedir, bir senedir gitmeyen bir şirket. Koç Holding nasıl gitti? Nerelere gitti? Saul'un bundan bir farkı var mı Sabancı Holding'in? Yok arkadaşlar. Sabancı Holding'in de bundan bir farkı yok. Yani buralar Sabancı Holding'in çok uygun fiyatlar. Bakın. Ne kadarmış Saul? Saul'un peşini bırakmayacağız arkadaşlar. Devamlı bende bu kağıt portföyümde var. Bak düşse de art eksi 5 de düşse ben alırım koyarım. Bakın son bilanço mükemmel gelmiş. Net dönem karı mükemmel gelmiş. Ve österme karlılığı bakın. Süper bir yükselişte devam ediyor österme karlılığında. Bakın %13'ten %19'a çıkarmış. Brüt kar marjında geçen seneye göre %26'dan %43'e çıkarmış. Yani hissenin PD'sine baktığın zaman piyasa defter değil 0.63. Yani çok uygun, çok ucuz halde. Hal daha çok uygun. Bakın FD fayı 2.10. Yani deli gibi yabancının deli gibi aldığı hisse. Düşse de alın arkadaşlar. Düşse de aldığı bir hisse. Yani Saul'un buralarda ben pek kalacağını düşünmüyorum. Saul'de 2.4.4. size tavsiye ettiğim değil arkadaşlar. Yabancının aldığı hisseler bunlar. Yani benim değil yani. Burada yabancılar bize bu hisseleri zaten topluyor. Koç Holding. Koç Holding hala da ucuz arkadaşlar. Bana göre çok ucuz hala. Ve Koç Holding'e baktığım zaman şu anda hala da yabancı tarafından da toplanan hala toplanma devam eden bir şirket. Koç Holding'i de ben buralarda kalacağını düşünmüyorum. Bakın şu an 27 liralarda ve bakın 9 milyar gibi süper bir bilanço gelmiş. PD'sine baktığın zaman bakın Saul'e göre pahalı. Evet. Demek ki burada Koç Holding 27 liraysa Saul'ü siz düşünün arkadaşlar. PD'sine bakın 1.27 Saul'ün 0.63 neredeyse yarısı. Koç Holding daha da gideceğine göre bak %17'den öz kaynak karlılığını %24'e çıkarmış. %4'ten net kar marjını %5'e çıkarmış. Yani bu çok düşük. Zaten bak %5'e çıkarmış. Bunun %5 Saul'ün yüzde kaçtı? %17 herhalde. %16 bilmiyorum ya veya %14. Yani siz düşünün arkadaşlar. Yani Saul buralara gelecek. Yani Koç Holding'in ayarına gelecek. Koç Holding'de daha gideceği yerler var sevgili dostlar. Tabii ki ben söylemiyorum. Bunu yabancılar söylüyor. Evet. Dördüncü hissemiz ve altıncı hissemiz arkadaşlar. Altıncı hissemiz de Türk Telekom. Bakın Türk Telekom hala da ucuz ve yabancının topladığı bir şirket. Türk Telekom, Petkim. Bunlar yabancıların topladığı hisseler arkadaşlar. Yani deli gibi. Bu hisseler yani yan tahtalara gitmeyin sevgili dostlar. Bakın bunlar hala ucuz. Petkim, Enerjisa, ondan sonra Türk Telekom, Kardemir'de, bakın Tekfen, Bera'yı da diyebiliriz. Bera'de bunların altında kalan bir holding ama en azından Bera'da şu anda ucuz. Bu fiyatları yani yüksekten alan arkadaşlar için demiyorum. Şu anda bakın Bera'ya da yabancının bir eğilimi var. Doğaç çok gitti zaten. Sasa var. Sasa'da şu anda Aselsan var. Tüpraş çok gitti. Zaten bayağı yukarı gitti. Baktığınız zaman Arçelik var. Taoso, Enka, Enerjisa. Yani burada bir sürü var. Yani benim beğendiğim burada 2, 4, 6, 7 tane hisse verdim size. Ve 8 tane olarak da 8. hissem Tekfen olabilir. Tekfen'i de siz buraya ekleyebilirsiniz. Ve buradan siz kendiniz seçebilirsiniz. Yani ben size yabancıların deli gibi topladığı hisseleri burada paylaştım. Kanalıma abone olmayı, destek atmayı unutmayın sevgili dostlar. Katılın.